Sonsöz Televizyonu'ndan mutlu günler sevgili izleyiciler. Yayınımıza hoş geldiniz. Evet, ekonomi adına konuşulacak çok konu var. Bayram da geliyor. Bugün de açıklanan bir sürü rakam var. Hepsini değerlendireceğiz. Ekonomist Bayram Başaran da karşınızda. Merhaba Bayram Bey, hoş geldiniz. Merhaba Ebru Hanım, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Evet, açıklanan rakamlardan birisi rakamları ama yani yine azalmış görünüyor. Çok konuşulmaya değer mi? Onu çok bilemedim. İsterseniz daha sonra konuşuruz ama sanayi üretim rakamları da açıklandı. Baktığımızda aylık bazda çok ciddi bir azalma var. 4.9'dan bahsediyorlar Bayram Bey. Peki bu ne anlatıyor size? Ne anlama geliyor? Bu ne anlatıyor biliyor musun? Ankara fabrikaları çalıştırmıyor, ürettirmiyor anlamına geliyor. Mevcut uygulandığı iddia edilen ekonomi programının başarısız olacağını işte bu nedenle söylemiştik. İmalat sanayi çok düşecek. Sanayici zorda kalacak. Bu işsizler neden olacak? Şimdi bunların bir sürü etkisi var. İhracatını düşürürsün, döviz gelimin azalır, vergi toplayamazsın vesaire. Bunlar sinsi olarak birbirini takip eder. Dolayısıyla en önemli kalem işsizlik kalemi değil. İmalat sanayi düştüğü zaman her şey otomatik olarak bu marak etkisiyle etkilenir. Şimdi bu gerçekler %4.9 bir sanayinin düşmesi çok büyük bir rakam. Ha, Türkiye gibi bir ülkenin sanayisinin %4.9 daralması, %5 civarında daralması çok büyük sıkıntı. Bunları defalarca anlattık ama ki dinleyen yok. Şu anki mevcut ekonomi politikalar tamamen para politikalar, hatta traderlık üzerine kurulduğu için imalat sanayi kötü etkiliyor, ekonomi genelinde kötü etkiliyor, ticarette kötü etkiliyor maalesef. Ve bu işin bu şekilde yürümesi mümkün değil. Önümüzdeki dönemde bu daha da artacak, işsizlik daha da artacak. Onu söyleyeyim size. İşsizlik rakamlarını ne açıkladıklarını bilmiyorum. Ben şu an seyahatteyim ama bu ortamda geçen ay diyeyim sana. İşsizliğe göre azalıyor. İşsizlik azalıyor. Peki ben o zaman şu soruyu sorayım. Nisan ayında ekonomi daraldı. Şirketlerin kapasite kullanım oranı düştü. Şimdi bakıyorsun Mayıs'ta yine imalat sanayi daralmış. Ama sen diyorsun ki benim işsizliğim azaldı. Yok ya. Nereye gitti o zaman? Nerede çalışıyor bu adamlar? Hani ben merak ediyorum. Hakikaten açıklasın birisi. Ben merak ediyorum. Ya kardeşim rakamlar açık. İmalat sanayi %5 daralması. Müthiş bir rakam. Çok büyük bir rakam. İmalat sanayi ağırlıklı, emeğe dayanan, işe dayanan dayalı sektör. İmalat sanayi. Peki %4 daralınca oradaki işsizler, işçiler işlerine devam ediyor hepsi. Bütün sineği, maliyeti sanayici kendisi mi çekti? Mümkün değil. Bir önceki aya bakıyorsun, kapasite kullanım oranına bakıyorsun. Orada da çok ciddi bir düşüş var. %1 civarında düşüş var. O da işsiz etkilenmedi. Senin işsizliğin sürekli azalıyor. İşte TÜİ neden inandırıcı olmuyor biliyor musunuz? İşte bunlardan dolayı inandırıcı olmuyor. O zaman birisi yanlış. Açıkladığın rakamların birisi yanlış. Ya işsizlik rakamı yanlış, ya kapasite kullanım oranı ve imalat sanayi rakamları yanlış. Hangisi yanlış? Birisi yanlış. İkisi birbirine çelişiyor. Dolayısıyla TÜİ rakamları önemli değil. Şurada imalat sanayinin 4.9 düşüyor olması tam tahmin ettim. Ben %5 civarında bir daralma bekliyordum. 4.9 geldi. Son derece doğru, daha da daralacak. Biz dedik ki ihracatçının dövizine dokunmayın. Gerçek ihracatçının ve sanayicinin kredilerine dokunmayın dedik. Ama onlar anlamadılar. Yandaşlarınki devam etti. Ama bu adamlarınki kesildi. Hadi bakalım şimdi kalkın altından. Şimdi düzenleme yaptılar. Döviz bozdurma zorunluluğu %40'tan %30'a indirildi. Peki bu bir can suyu olur mu ihracatçı için? Sanmam olacağını İbrahim. Hafif bir rahatlatıyor gibi göründü, olmaz. İhracatçı sen dövizle el koyamazsın. Koyarsan adam ham madde alamaz. Ham madde alamaz zaman çöker. Bakın dövizle alım satım arasında %3 civarında fark var. Adam diyorsun ki dövizin %40'ını bana sat. Götürdüm sattım. 20 gün sonra ödemem var. Geri alacağım. Diyor ki %3 fazla öder alarsın. Ya adam niye alsın kardeşim? Adam maliyete niye girsin? Evet. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Daha kafadan adamı %3 maliyet bindiriyorsun. Bir de komisyonu BSMV, Banka Sigorta Muamele Vergisi vesairese hariç. Ya böyle bir saçmalık olabilir mi? Evet. Dolayısıyla sanayicinin sıkıntıya düşmesi için her şey yapıyorlar. Sanayicinin kapasitesini düşürdü şimdi. Hadi bakalım çık işin içinden. Nasıl çıkacaksın? Üretim düşemediği zaman enflasyonlar da artacak. Çünkü piyasadaki mal azalacak. Çok net. Evet. Demek ki bunlar enflasyonu hedeflemiyor. Tutturdular bir kur. Ya benim derdim kur değil. Hasta mısınız? Benim derdim enflasyon. Ha, bunu neden anlamak istemiyorlar? Türkiye'nin derdi enflasyon. Enflasyonu düşürürsen kurda faiz de zaten aşağı gelecek. Bunu defalarca denedik. En az 80'den böyle 6-7 kere denedik. Büyük krizlerde. Ve hepsine de başarılı oldu. Peki aynı şeyi niye yapmıyorsunuz? Anlamıyorum. Bayram Bey, siz böyle diyorsunuz ama bir taraftan hem Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz açıkladı. Yani program gayet iyi gidiyor. Geçiş süreciyle oluşturduğumuz sağlam zeminde dezenflasyon dönemine giriyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da aslında baktığımızda geçen seneden 39.59'dan 75.45'e geçti ki bunlar da TÜİK rakamları, enflasyon. Ücretler de gerçekten eridi. Hala şey tartışılıyor. Hani doğru. Temmuz'da emekliye ne verilecek bu konuşulurken. Ekonomide ilk yılın karnesi oldukça iyi geldi dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Nasıl iyi geldi ben anlamıyorum. Bakın imalat sanayi düşüyor mu? Düşüyor. Enflasyon geçen sene 39 küsürdü. 39.8 olması lazım geçen sene Mayıs. Şimdi 75.45'e çıktı. İmalat sanayi düştü. Faizlerin arttı. Döviz rezervin gırtlağına kadar azalmış. Daha yeni toparlandı. Peki neremiz iyi? Carry trade'de sıcak parayla sürekli döviz rezerv yapmaya çalışıyorsun. O da 2 günde bir gidiyor. O zaman ateşin tansiyonu iniyor çıkıyor sürekli. Peki nasıl olacak? Bu mu yani? Bu mu iyileşme? 75'lik enflasyon mu iyileşme? Şimdi diyecek ki baz etkisiyle düştü. Az önce Sayın Ömer Bolat Ticaret Bakanı bir açıklama yaptı. Dedi ki cari işlemler açığı %3.9 arttı. 5.3 milyar dolara çıktı. Ama ne dedi? Yok dedi bu dedi mevsimsel etkiyle dedi. Niye mevsimsel etkiyle? Ha size geleceğim mevsimsel etkiyle enflasyonda düşüş. Geçen seneki KDV'den kaynaklanan yüksek artışın bir kısmının aşağıda kalması mevsimsel şey olmayacak. Baz etkisi olmayacak. Tabii böyle bir şey olabilir mi? Maalesef enflasyon gerçek anlamda düşmeyecek. Hayat pahalılığı artarak devam edecek. Kurda da hassasiyet devam ediyor. İnsanlar bir kısmı bozdursa da genelde bozdurmaya yanaşmıyor insanlar. Tamam mı? Onun için sıcak paraya mecburen yöneldiler. Burada da temelde yatan şey güvensizlik. Sizin politikanıza güvenmiyoruz diyor vatandaş. Açığı bu. Evet. Peki Bayram Bey bir de sürekli vergiler. İşte vergiler aslında konuşuyorduk asıl seçimlerden sonra çok canımız yanacak diye. Şimdi Mehmet Şimşek'in konutlarla ilgili 2 yeni vergi düzenlemesi üzerine çalıştığı konuşuluyor. Birincisi şöyle tapu harçları ve emlak vergileri konutların gerçek değerlerinin üzerinden alınacak deniliyor. İkincisi gerçekten ilginç. Kullanılmayan konutlar için konut sahiplerinden kullanılmayan konut vergisi alınacakmış. Yani boş konut vergisi alınacakmış. Vallahi şu an vatandaşın cebinde ne kadar para varsa hepsine saldırıyorlar. Neresinden ne şekilde tırtıklarım diye. Bu. Ama devlet hala tasarruf etmiyor. Vatandaştan tırtıklamaya devam ediyor ama tasarruf etmiyor. Nasıl olacak şimdi? Yani burada şöyle tabii anlaşılma bir sürü şey var. Devlet mi vatandaş için, vatandaş mı devlet için bu anlaşılmış değil. Burada herkes devlet bakidir, vatandaş devlet için vardır. Buna geliyor iş. Anladın mı? Ya kardeşim sen siyasetçi olarak bir kere tasarruf tedbiri açıklasana. Başlasana. Ne yaptın? 3-5 tane araba satışı bu iş olmuyor. Anlatayım bunu yapamıyorsun. Çözülemiyor da. Enflasyonun ana sebebi de senin yaptığın harcamalar. Devletin yaptığı harcamalar. Şimdi bu şekilde giderse vatandaş hakikaten sıkıntı çok büyüyecek. Zaten büyüyor. Bakın burada konut fiyatları neye göre artıyor? Enflasyonla artıyor. Değil mi? Enflasyon artıyor. Enflasyonu kim artırıyor? Ankara'nın yaptığı harcamalar artıyor. Peki enflasyonu durdursan konut artışları durur mu? Durur. Şu an mesela şey yok, konut satışları yok. Mesela dün çimentoya tekrar zam geldi. Ben şimdi Muğla'daydım. Muğla'daki bazı bir sürü tüccarla falan konuştum. Dün ve evvelsi gün çimentoya tekrar zam geldi. Nasıl olacak şimdi? Nasıl konut fiyatları artmayacak? Artacak. Şimdi çimentocular parke taşından, duvarından, tuğla yapımına kadar her yerde çimento kullanıyorsun binanın. Her yer artacak. Her şeyini etkileyecek. Aynı oranda. Yani devlet kendini toparlamadan bu işler bitmez. Dolayısıyla Ankara önce kendine çeki düzen verecek. Başka yok. Bu enflasyon bu şekilde düşmez. Hayat pahalılığı artarak devam eder. Enflasyon düşüyormuş gibi görünür ama hayat pahalılığı alır başını gider yukarıya doğru. Evet. Gerçi yapılan açıklamalar da var. Zaten hep diyorsunuz ya Ankara tasarruf tedbirleri. Yani evet kağıt üzerinde bir şeyler açıklandı. Hani keşke onları yapabilselerdi ama onları bile yapmadılar. Ama vatandaşın durumu çok da öyle değil. Vatandaşın %73'ü tasarruf edemiyor. %27'si de artık etmiyormuş zaten. Son kuruşuna kadar harcıyormuş. O %27'sinin de 5 puanı gerçekten tasarruf edebilecek gelire sahip. Geri kalan tasarruf edecek bile değil. Biraz ortalama bir yaşam standına sahip olanlar. Ama %70 bitik. %70 bitik yani, düşük hiçbir şey yok. Çünkü gelir düzeyi çok düşük, milli gelirden aldığı pay çok düşük. Ne yapacak insanlar? Nasıl geçinecekler? Zor. Önümüzdeki günler, işte ben diyorum, önümüzdeki günler daha da zor olacak. Daha da zor olacak. Ankara'dan bir an önce kendine çekimden verip traderlıkla ekonomik krizin sona erilemeyeceğini, enflasyonu düşüremeyeceğini anlaması lazım. Kalıcı şu an daha da kötüye götürüyorlar. Bakın ekonomiyi ve enflasyonu daha da kötüye götürüyorlar. Neyle? İmalat sanayinin daralmasıyla daha da kötüye götürüyorlar. Üretimin azalacak, ihracatın azalacak, içeride mal kalmayacak, enflasyon uçup gidecek, dışarıdan gelecek döviz azalacak, kaliteli döviz azalacak, yani ihracat dövizi azalacak. Evet. İşte bunlara ortam vermemen lazım. Ekonominin temellerini sarsıyorsun şu an. Temelinden sarsıyorlar her şeyi. Peki Robin Brooks'un da bir açıklaması vardı, son olarak onu sormak isterim size. Şöyle diyor, Türkçe'ye çevirdiğinizde: geçmişteki birçok devalüasyonun artık sona erdiğine inanmayı çok isterim ama bunu yapamam diyor. Nisan 2024'teki ticaret açığı Nisan 2013 hariç tüm zamanların en büyük açığıydı diyor. Yani aynı eski hikaye diyor Robin Brooks, katılır mısınız? Yani eski hikayenin aynı. Hani diyorlardı ya, Londra'da yabancı yatırımcılar bize çok güvenli aldı. Yabancı yatırımcı güveniyor mu? Güvenmiyor. Anladın mı? Türkiye'deki cahil bıraktığınız insanlar da güvenmiyor size. İnandırıcı değilsiniz. Şimdi sıkıntı buradan başlıyor. Evet, son derece haklı. Geçen hafta yaşanan test vardı. Bir 5-6 dakika içerisinde kur %2 yukarı zıpladı. Bir yatırımcı çıkarken talep ettiği parasıyla beraber. Dolayısıyla 3-5 ay kuru burada da tutabilirler. 3-5 gün sonra kuru zıplayabilir de. Her gün tetikte olmak gerekiyor. Bu da çok zor bir iş. Hani buna psikoloji dayanması çok zor bir iş. Ama maalesef Türkiye'nin durumu hep diken ucunda olmak gerekiyor. Diyelim o zaman, bugünü de böyle noktalayalım. Size de iyi yolculuklar. Görüşmek dileğiyle. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.